Abdülkadir Selvi, suikast fırtınası sezonu. Birkaç saat önce sarılıp kucaklaştığınız, görüşürüz diye ayrıldığınız insanın öldürüldüğü haberini alıyorsunuz. Ne kadar acı verici bir olay değil mi? Bir video görüntüsünden hareket ederek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la İsmail Haniye'nin ne konuştuğunu öğrenmeye çalıştım. Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni için İran'daydı. Meclisteki tören sırasında İsmail Haniye ile samimi şekilde sohbet ettikleri bir görüntü var. Görüşürüz demişler. Hakan Fidan, Kanal 7'de Mehmet Acit'in programında anlatmış. Saat 16 civarıydı. Meclisteki törende karşılaştık. Uzun süredir tanıştığımız için nasılsın, iyi misin diye konuştuk. Yanımda Pakistan Dışişleri Bakanı vardı. Onları tanıştırdım. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı da bize katıldı. Görüşürüz diye ayrıldık. Benim görüşmelerim vardı. Gece 23'te tekrar görüştük. Hakan Fidan görüşmelerini tamamlayıp gece 03'te Ankara'ya dönmüş. Saat 05 civarında telefonu çalmış. Birkaç saat önce görüşürüz diye ayrıldığı İsmail Haniye'nin şehit olduğu haberini almış. İçine mi doğdu? Peki o an ne hissetmiş? Hakan Fidan anlatıyor. Uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz vardı. Dün de Allah'ın hikmeti içimde bir düşünce oluşmuştu. Gerçekten şehitliği arayan, özleyen insanlar bunlar. Şehitlik buna ne kadar çok yakışır diye de içinden geçirdiğim bir insandı. Hakan Fidan bugün görüşürüz diye ayrıldığı İsmail Haniye'nin cenaze törenine katılacak. Dünya güvenli değil. ABD ve İsrail suikast sezonunu açtı. ABD'de Trump'a yönelik bir suikast girişimi oldu. Tüm şüpheler gizli servis üzerine toplanıyor. Gizli servis başkanı Chatley istifa etmek zorunda kaldı. ABD derin devleti Trump dahil 10 başkana suikast düzenlemiş. Kendi başkanına suikast düzenleyen başka ülkelerde ne yapmaz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi suikastlerin yaşandığı kritik bir dönem vurgusu önemliydi. İsmail Haniye, Fuat Şükür ve Muhammed Deif suikastiyle birlikte İsrail'in yeni bir konsepte geçtiği görülüyor. Mossad'ın tarihinde suikastler var. Zaten Mossad ününü biraz da buna borçlu. Kara Eylül ekibi dünyanın çeşitli bölgelerinde suikastler düzenledi. Feluce kasabı. Ayrıca Feluce kasabı, Amerikalı General James Glynn, Gazze'ye yönelik kara saldırılarını organize etmek üzere İsrail'e geldiğinde kitlesel katliamlar yerine nokta hedeflerinin ortadan kaldırılmasını önermişti. Netanyahu hem katliam yaptı hem de suikastlara yöneldi. Bu suikastlerin CIA desteği olmadan yapılması mümkün değil. Haniye'nin suikaste maruz kaldığı binanın fotoğrafları İsrail basınında değil, ABD basınında yayınlandı. Suikaste dair perde arkası bilgiler yine ABD basınına servis edildi. Perde arkası bilgiyi sızdırmak için perde arkasında olmak gerekiyor. İsrail neden suskun? Haniye suikastinden dolayı İsrail coşkulu ama yönetim suskun. Normalde Netanyahu'nun basın toplantısı düzenleyip zaferini ilan etmesi beklenirdi. Hatta ilk saatlerde başkanlık ofisinden Haniye fotoğraflarıyla birlikte paylaşım yaptılar. Her birisinin sırası gelecek. Ne dediğine dikkat edeceksin şeklinde paylaşım yapan bakanlar oldu. Ama Netanyahu'nun ofisinden gelen talimatla paylaşımlar silindi. Açıklama kaldırıldı. İsrail, Haniye suskunluğuna gömüldü. Netanyahu gece nereye götürüldü? Oysa Haniye'nin vurulduğu gece Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Gallant, Milli Savunma Bakanlığı'nın kalesi olarak bilinen korunaklı yere götürüldü. Usama Bin Laden'e operasyon düzenlendiği gece ABD Başkanı Obama'nın operasyon ekibiyle an be an takip ettiği görüntüsünü hatırlıyorsunuz değil mi? Netanyahu'nun da İsmail Haniye ve Fuat Şükür operasyonunu anlık olarak takip ettiğinden kuşkum yoktur. CIA Mossad iş bölümü. Ama İsrail'in susması ABD'nin ortamı yatıştırması gerekiyordu. Haberler Amerikan basını üzerinden servis edildi. Bu Mossad da CIA arasındaki iş bölümüydü. Hamas doğrulamadı ama İsrail Hamas'ın askeri sorumlusu Muhammed Daif'in 13 Temmuz'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Peki Trump suikasti ne zaman oldu? O da 13 Temmuz'da suikaste maruz kaldı. Ölümden kıl payı kurtuldu. Suikast sezonu. CIA desteği olmadan Mossad'ın aynı gece Beyrut'ta Hizbullah'a, Tahran'da Hamas liderinin suikast yapması suikast sezonunun açıldığını gösteriyor. BM Güvenlik Konseyi'nin Haniye suikastı üzerine yaptığı toplantıda İngiltere, ABD ve İsrail temsilcilerinin konuşmalarını izledim. Dünya adına endişelerim büyüdü. Bu üç devleti ortak bir konsept olarak düşünmek gerekiyor. Bunlar savaşı bölgeye yaymakta kararlı. İngiltere ve ABD'nin Güney Kıbrıs'taki üslerini genişletip Akdeniz'deki askeri varlıklarını arttırmaları geleceğe dair bir planlama içinde olduklarını gösteriyor. Bu sürenin çok yaklaştığını görüyorum. Çünkü İsrail savaşı yaymak için her şeyi yapıyor. Suikastlere dikkat. ABD ve İsrail'in suikast sezonu açtığı gözüküyor. Bu bizim de bazı önlemleri gözden geçirmemiz gerektiriyor. Bu hayati bir sorun. Bize bir şey olmaz demeyin. Biz dünyanın en belalı coğrafyasında yer alıyoruz. Bu suikastler bizim sınır komşularımızda oldu. Bu suikastlerle MİT ve İçişleri Bakanlığı'nın üst üste yaptığı Mossad operasyonlarının ne kadar önemli olduğu bugün daha iyi anlaşılıyor. Aman dikkat! Ayrıca ABD kendi başkanlarına suikast düzenleyen bir ülke. İsrail terörist devlet. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'la ilgili koruma önlemleri, yurt içi ve yurt dışı programları yeniden gözden geçirilmeli.
Bunlar gözü dönmüş haydutlar.